Bu Andy Warhol. Bu da bir çorba konservesi. Bunlar da çorba konservelerinin Andy Warhol tarafından yapılmış serigrafileri. İşte pop art. Pop art 1950'lerin ortasında sanatçılar Hollywood filmleri, reklamlar, pop müzik ve çizgi romanları kullanarak sanat yapmaya başladıklarında ortaya çıktı. Pop art'ın iki çeşidi vardır. Amerika'da Amerika hakkında yapılan pop art ve Britanya'da yine Amerika hakkında yapılan pop art. Amerika'daki pop art sanatçıları Amerikan rüyasını yaşamanın nasıl olduğuyla alakalı çalışmalar yaptılar. Andy Warhol kariyerine reklam sektöründe başlamıştı. Kısa bir süre sonra çorba konserveleri ve Coca-Cola resimlerini tuvallere basarak onları reklamcıların gerçek çorba konservesi ya da Coca-Cola sattıkları gibi satabileceğini keşfetti. Gümüş bir peruk takıp New York'ta gümüş bir fabrikada yaşıyor. Gerard Malanga, Nico, Lou Reed ve Eddie Sedgwick'le arkadaşlık ediyordu. Onun da saçları gümüş rengindeydi. Gelecekte herkesin 15 dakikalığına meşhur olacağını söyledi. Ünü ve parayı seviyordu ve bu ikisini sanatında sık sık kullandı. Diğer pop art sanatçıları, örneğin Roy Lichtenstein, dünyayı sanki bir çizgi romanmış gibi resmediyordu. Bu eserin adı Wham! Lichtenstein, seri üretimin endüstriyel tekniklerini, mekanik üretimin sanatçıların tekniklerini taklit ettikleri gibi taklit ediyordu. Buna parodi denir. Bu, Claes Oldenburg tarafından yapılmış bir eser. Oldenburg, günlük hayatta karşımıza çıkan objeleri bir anıt gibi devasa boyutlara şişirerek, tek kullanımlık seri ürünleri kucaklayan modern bir toplumda bir imajı neyin ikonikleştirdiğini sorgulamak istemişti. Şimdi ise sıra Britanya'daki pop art'ta. Şu an İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Britanya'yı izliyorsunuz. Savaş sonrası yayımlanan bir Rus kitabı kadar sönük, öyle değil mi? Buysa İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Amerika. Sanki Disneyland. Britanya'daki sanatçılar Amerika'nın canlı ve ilham verici her şeyi yapabilirsin kültürü hakkında çalışmaya başladılar. Bu çalışmalar zeki, tuhaf ve zaman zaman da ironikti. Bu Richard Hamilton'a ait bir kolaj. Amerika'dan Britanya'ya gelen kitlesel pazarlamayı eleştiriyor. Bu da Peter Blake. Resimlerinde pin-up kızları ve güreşçileri kullandı. Bu eserinde Amerika'dan dünyaya yayılan jean pantolon giyiyor, elinde de Elvis'ten bahseden bir dergi bulunduruyor. Rozetler harika Peter. David Hockney, Amerikan rüyasını yaşamak için Bradford'dan Los Angeles'a taşındı. Bu onun yüzme havuzu. Bunlar da palmiye ağaçları. Bu arada hava Los Angeles'ta Bradford'dan daha güneşli. Tabii herkesin pop art'a bayıldığı söylenemez. Tarihçi Clement Greenberg pop art'ın yüzeysel olduğunu düşünüyordu. Andy Warhol Greenberg'e ona katıldığını ve kendisinin çok ama çok yüzeysel bir insan olduğunu söyleyerek cevap verdi. Pop art, seri üretimde yeni konular bulmuştu ve bunları sergilemek için de çizgi roman ve serigrafi gibi yeni yollar keşfetmişti. Andy Warhol'un dediği gibi, popu keşfettiğinizde bir tabelayı bile artık hiçbir zaman eskisi gibi göremezsiniz. Ve popu düşündüğünüzde, Amerika'yı da artık eskisi gibi görmeniz mümkün değildir.